Herkese merhabalar. Ben Adil Yıldırım. Bu zor günlerde herkese sabırlar diliyorum. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz ve sizlerden gelen soruları yanıtlıyorum bu dönemki videolarımda. Burada notlarım arasında var arkadaşlar, kapanışı yapmak. İlişkilerde, evlilikte kapanışı yapmak o kadar önemli ki. Bakın burada bazı örneklerle açıklayacağım. Çünkü kapanışı yapamıyoruz. Yani açılışı bazıları çok güzel yapıyor. Böyle büyük bir neşeyle, büyük bir enerjiyle bir ilişkiye başlıyor. Evleniyor, mutlu oluyor. Mutlu olduğunu düşünüyor ya da. Ama olaylar istediği gibi gitmiyor ki hayatımızda bazen olaylar hiç istediğimiz gibi gitmez. Zaten bütün sınav burada. Bütün tekamül burada zaten. Ve olaylar istediği gibi gitmediğinde öfke, nefret, saplantı, anlatacağım, takıntı, bir sürü problem ve kapanışı yapamıyor. Şimdi işte hani ayrıldım. 6 ay oldu, 1 sene, 5 sene oldu falan. Unutamıyorum. Yine de ona bir ders vermek istiyorum. Yine de pişman olsun istiyorum. İşte böyle bir ona bir göstereceğim ben falan diyenler, kapanışı yapamayanlar. Bu insanlar takılıp kalanlar. Bakın burada özellikle bu kitapta yazdım. 50 maddede sosyal medya açları. Burada karşınıza her tip insan çıkıyor. Sosyal medyada karşınıza çıkabilecek her insan bu kitapta var. Ve özellikle bu insanlarla karşılaşıp sosyal medyada kötü bir ilişki yaşayıp mesela tanışmış, olaylar hiç iyi gitmemiş falan. E şimdi orada hırs yapmış. Nefret olmuş, saplantı olmuş, takıntı olmuş. Ve diyor ki hocam ben kapanışı yapamıyorum. Ben bu insanı nasıl hayatımdan bir şekilde atmalıyım yani, zihnimden, kalbimden nasıl atmam lazım? Ne yapmam lazım? Atamıyorum. Yıllar geçti, hala ders verme peşindeyim. Öncelikle şunu itiraf edeyim. 13 senedir bu işi yapan biri olarak, ilişki koçu olarak yani. Bizim ülkemizde çok fazla takıntı ve saplantı problemi olduğunu ben itiraf edeyim. Çünkü var. Yani hocam ben bir göstereceğim ona. Hocam ben ona bir dersini vereceğim. Olayı bizim ülkemizde var. Yani onu net söyleyeyim ben. Çünkü bu öyle bir şeydir ki insanın hayata devam etmesini engeller. Bak ilk maddede yapmışım. Kapanışı yapmadan hayatına devam edemezsin. Bunu yazmışım ben burada. Kapanışını yapmadan hayatına devam edemezsin. Şimdi ben yıllar öncesinde, hala yıllar öncesindeki bir ilişkide kalan insanları yaşayan ruhlara benzetiyorum. Yani böyle bir ruh gibi dolaşır. Sanki o bedende böyle bir yaşam sevinci yok. Bedensel bir enerji yok. Sadece böyle bir ruh gibi dolaşır. Ne yaptığını bilmez, ne yapacağını. Çünkü kafasında sürekli olarak o insanı düşünmeye devam eder. Sabah, öğlen, akşam, gece, rüyasında hep o insanı düşünür. Şimdi bu insanların, yani bu takıntılı davranan insanların sayısı tahmin edebileceğinizin 100 bin katı daha fazla. Çünkü ben vakalarda çok gördüm. Ben de şaşırdım birçok zaman. Yani yıllar öncesindeki bir ilişki, gerçekten bitmiş bir ilişki. Adam gitmiş, evlenmiş, çoluğu çocuğu olmuş, kadınla hiçbir iletişim yok artık. Adam başka bir kafada, başka bir hayata geçmiş ama hala hayır ben ona bir ders vereceğim. Hayır ben onu pişman edeceğim, pişmaniye edeceğim. Hayır ben ona hayatının dersini vermek zorundayım ve benim bütün hayatımın amacı bu. Benim başka hiçbir amacım yok. Benim hayatımın hiçbir değeri yok. Sadece bu insana ders verdiğim zaman ben rahatlayacağım diyen, kafayı takan, inatçı ve en çok da kendisine zarar veren insanların sayısı düşünebileceğinizin 100 bin katı, 100 binine çarpın. Dolayısıyla hayatlarına devam edemiyorlar. Çünkü kapanış yok. Yani bitti. Bu yok mesela. Bitti, tamam, o iş bitti. Onunla benim bütün olayım bitti. Benim hayatımdaki doğru insan değildi. Neden? Anlatacağım. Niye doğru insan değildi? Neden bitti o ilişki? Anlatacağım. O insanla her şey bitti. Bunu kabul ediyorum. Hayatıma devam ediyorum. Ve zaten artık onunla bir istese bile bir diyaloğum olamaz. Çünkü aramızdaki her şey bitti diyemiyorlar. Çünkü bunun en büyük sebebi, ki kapanışı yapmakta ikinci maddeyi anlatıyorum burada. O insanların sorunlarını, o seni bırakıp giden insan var ya, onun sorunlarını çözmeye çalışıyorlar hala. Hala onu düzgün bir insan yapmaya çalışıyorlar. Hala onu eğer narsist biri ise mesela tedavi etmeye çalışıyorlar. Hala onu hayatta normal bir seviyeye getirmeye çalışıyorlar ve bu büyük bir zaman kaybı. Tahmin edebileceğinizden çok daha büyük bir zaman kaybı bu. Büyük bir zaman kaybı. Yani düzeltirim hocam. Hayır, düzeltemezsin. Hocam ben onu şimdi adam edeceğim. Edemezsin. Onun sorunları var. Onun ailesiyle ilgili problemleri var ama ben ona çare olacağım. Olamazsın. Olmak zorunda değilsin. Bak madde 3. Düzeltemezsin ama düzeltmek zorunda da değilsin. Şimdi bazıları bunu düzeltmeye çalışıyor, yanlış bir insanı. Bazıları da böyle mecbur hissediyor. Yani ben bunu yapmalıyım. Bu adamdan müthiş bir sanat eseri yaratmalıyım. Bu adamdan müthiş bir
doğru insan yaratmalıyım falan diye kendini parçalayan kadınlar var. Danışanlarım arasında da her zaman oldu. Her zaman. Şimdi bir psikolog, bir psikiyatrist gerçekten davranış sorunları olan, patolojik sorunları olan insanlarla ilgilenir. Mesleği budur ve onları işte tedavi etmek, terapi yapmak için çalışır. Fakat bir danışan, bu tip insanlarla muhatap olan bir kadın diyelim işte 20-25 yaşında bir kadın olsun veya 35 fark etmez. Bununla uğraşması ve sanki bir psikolog gibi bunları tedavi etmeye çalışması sağlıklı değil. Çünkü senin görevin değil, sen mecbur değilsin, sen bunu yapamazsın. Karşındaki insanda çok ciddi davranış sorunları olabilir. Sen neden onu çözmeye çalışıyorsun? Mantıklı değil yani. Ben hayır halledeceğim, ben bu adamda sıkıntılar var ama onları çözmek zorundayım hocam. Neden? Bir an dur, yaptığın şeyi bırak ve kendine sor. Neden? Ben enerjimi, yaşam enerjim var yani. Onu niye bu insana veriyorum yoğun olarak? Yani niye onu düzeltmeye çalışıyorum? Neden bunu yapıyorum? Benim derdim ne? Ya neden bununla uğraşıyorum ben? Hiç kendine sormaz mısın? Belki de bu insanda o kadar ciddi sorunlar var ki benim çözebileceğim gibi değil. Olay beni aşıyor diyeceksin kendine. Ya yani kendine bir hatırlatma yapacaksın. Bir reminder diyorlar yani böyle. Reminder. Bir hatırlatma. Diyeceksin ki hayır bu benim olayım değil ya. Bu insan beni anlamıyor. Benim değerimi de anlamıyor. Anlamak zorunda da değil. Çünkü onda bir sıkıntı var. Bende yok. Onda bir sıkıntı var. Bak çok basit anlatıyorum. Çok basit. Onda bir sıkıntı var. Bende yok. O problemli biri. Belli. Anlamıyor. Sevgimi de anlamıyor. İlgimi de anlamıyor. O problemli birisi. Anlamıyor. Bir insan sadece alıştığı sevgiyi kabul eder. Tekrar söyleyelim. Bunun altını bir çizin. Notlarınıza yazın bunu. Bir insan sadece alıştığı sevgiyi kabul eder. Alışmıştır. Çok az bir sevgiye alışır. Ya da hiç görmemiştir. Aileden, anneden, babadan. Birçok insan öyle büyüyor zaten. Yani böyle sevgi dolu bir aile ortamında büyüyen insan tanıdın mı hocam? Tanımadım. Çok az yani. Hani ben belki de 20 bin insan tanıdım bugüne kadar. Vakalar, seanslar, arkadaş çevresi, muhabbetler ya da sadece tanıştığım insanlar. 20 bin diyelim tamam. Ben bunların arasında gerçekten sevgi dolu bir ailede, anne babadan böyle sevgi almış, doymuş, gerçek bir aile bilinciyle büyümüş kaç kişi tanıdım? Vallahi 100'dür ha. Bak vallahi 100'dür. 101 kişi değildir yani. 100. O da zorlarım yani. Zorlasan vallahi 100 kişi çıkar. 150 çıkmaz. 20 bin kişiden. Bunu yüzdesine hesaplayın işte. Yani o kadar az insan çıkar ki. Dolayısıyla bu konuda yalnız değilsiniz. 4. Herkes yanlış insanlarla karşılaşıyor. Ancak herkes onlarda takılmıyor. Bak buraya notlarıma yazmıştım kapanışı yapmak videosu arkadaşlar. Önemli herkes çünkü bu sıkıntıyı yaşıyor. Şunu unutuyoruz. Ya benim karşıma hocam hep sırtlanlar çıkıyor. Peki neden? Herkesin karşısına çıkıyor sırtlanlar. Bugün sırtlan erkek kavramını attım ortaya 2016 senesinde 7 yıl olmuş. Ben bu kavramı ortaya attığımdan beri her kadın, çevremdeki arkadaşlarım, bir sürü insan. Ya sırtlan karşıma çıkıyor diyor. Ama bir şey dikkatimi çekiyor. Herkes onlarda takılmıyor. Ya sırtlan bir adam, kötü niyetli biri falan falan. Herkes takılmıyor. Bu arada yeni bir olay da çıktı işte sırtlan kadınlar da var diye. Kadınlar kendileri yazıyor bana işte kocamı elimden almaya çalışıyor, sevgilimi elimden almaya çalışıyor. En yakın arkadaşım dedim geldi sevgilime göz dikti. Hocam lütfen anlatın sırtlan kadınlar da var diye yazıyorsunuz bana. Evet var, çapkın, flörtöz, sürekli işte böyle bir ilişkim olsun diye ilişkisi olan adamlara doğru yanaşan, yürüyen kadınlar da var. Tabii ki var, görüyoruz zaten var. Siz de biliyorsunuz. Peki bu profillerle karşılaşan bir sürü insan var. Niye bazıları takılıyor bazıları takılmıyor? Niye bazıları hayatına devam ediyor? Aman yanlış birisiymiş canım bana ne ya uğraşamam diyor. Yoluna devam ediyor mesela bazısı. Hiç takılmıyor. Hiç hırs yapmıyor. Hiç o insana bir ders vermeye çalışmıyor. Hiç o insanı düzeltmeye çalışmıyor. Aman düzelteceğim falan yok. Niye bazılarında yok bu? Ya bu çok ilginç değil mi? Bazılarında yok. Hiç oralara takılmıyor mesela ama hani böyle bir şey vardır ya ama ne yaparsa yapsın ya beni hak etmeyen birisi hiç uğraşamam diyor. Yoluna devam ediyor bazısı. Neden? Neden takılmıyor? Çünkü bunun önemli olmadığını, bunun sadece bir deneyim olduğunu, yanlış bir insan olduğunu anladığı anda kaçıyor. Diyor ki aman uğraşamam. Çünkü enerjisini o insana harcamak istemiyor. O insanın düzelmeyeceğini biliyor. O insanın yanlış birisi olduğunu biliyor. Devam ediyor. Hayata devam etme sanatı vardır bak. Bir şeyler olur devam edersin. Hayat devam ediyor. Devam edersin. Ya böyle böyle oldu canım sıkıldı. Tamam devam et. Hayatına devam et sen. Boş ver orada bir şeyler olur. Sen devam et. Bu önemli arkadaşlar. Ve 5. 5. madde.
Saplantı yapan insan birini adam etmek için, birini düzeltmek için veya geri döndürmek için, yani yıllar geçmiş hala geri döner mi ya? 7,5 sene oldu ama geri dönsün falan diyenler de var. Bu insanlar neyi kaybettiklerini bilmiyorlar. Enerji kaybediyorlar ama bir de zaman kaybediyorlar. Çok büyük bir zaman kaybı. Yani mutlu olabilecekken, bir başkasıyla çok mutlu olabilecekken yanlış bir insanı saplantı yaparak geçip giden bir hayat. Yazık değil mi? Geçip giden bir hayat. Sen belki o arada biriyle buluşacaktın. İşte birisi sana kahve içmeyi teklif ediyor. İstemiyorsun çünkü aklın hep orada. İstemiyorsun, şans vermiyorsun. O insana belki bir şans versen sen belki çoktan evlenmiştin. Ya da çoktan güzel bir ilişkin vardı. Ya da işte çocukların vardı. Neyse, yani bu treni kaçırıyorsun. Burada bir tren geçiyor sürekli. Senin hayatında yeni bir kapı açacak bir yol var. Sen onu kaçırıyorsun. Oradasın hep. Hep buradasın bak. Hayır döner mi döner mi? 9,5 yıl oldu hocam, döner mi döner mi? Burada bir şey var. Burada böyle resmen kaynıyor yani. Sana mutluluk kazanı var orada. O kazan kaynıyor. Sen oraya bak. Yok hocam ben buradayım ya, unutamıyorum. Ben saplantı yaptım. Ayrıca hocam kimse beni onun kadar mutlu edemez. Nereden biliyorsun? Şans verdin mi başkasına? Vermedin. Nereden biliyorsun? Hayır sadece o, sadece o. Yeryüzünde kimse yok. Sadece o var, sadece o var. Ben onun dışında kimseyi tanımam falan. Bu nedir ya? Bu nasıl bir kafa yapısı? Bu tamamen saplantı. Şimdi sen orada akıp giden bir hayat var. Ona sırtını döndün. Ne oldu yani? Sırtını döndün oraya. Orada bir mutluluk var ama sen ona zaten bakmıyorsun ki. Yani şimdi mutluluk gelip senin kapını çalıyor. Sana görüşme teklif eden biri oluyor. Tanıştığın birisi oluyor. Aslında hoşlandığın biri oluyor ama yok, ben oradayım hala. Peki daha ilginç bir şey var. Sen hala oradasın da o insanı hala seviyor musun? Yo hayır ama bir gelsin de benim böyle bir içimin yağları erisin. Ben böyle egom var benim. Çok egoluyum ben. Ben çok egoluyum. Şimdi o gelince ben hırs yaptım, bir ders vermiş olacağım. Sonra öbür tarafa bakarım. Ama o bir gelmeden ben kendimi eksik hissediyorum. Şimdi eğer bir insanın yokluğu size kendinizi eksik hissettiriyorsa, bak şimdi cümle kurarken biraz daha dikkatli olacağım. Eğer bir insanın yokluğu size kendinizi eksik hissettiriyorsa siz kesinlikle eksiksiniz demektir. O insan olsa da olmasa da siz eksiksiniz. Sizde eksiklik duygusu var. Mutlaka bu böyle. Bir insan var ya da yok, ben mutluyum, umurumda değil. Siz tamamsınız. Siz tamamsınız, tamamlanmış bir ruhsun, tek başına yalnız olabiliyorsun, güçlü olabiliyorsun. O yoksa da belki iki gün üzülürsün çünkü güzel bir işte paylaşımlar vardı, geziyordun, tozuyordun, uyum vardı. İki gün üzülürsün ama eğer o yoksa, sen eksik hissediyorsan aylar boyunca, hani bir süre böyle ayrılık acısı değil, aylar boyunca eksiğim ben, olmuyor, ona ders vermeliyim, o gitti ya, ben kötü hissediyorum diyorsan bu eksiklik. Bu senin kendinde var olan bir eksiklik. Ha o insan, ha o insan. Sen bu eksikliği hep hissedeceksin. Giren, birisi hayatına girecek, birisi hayatından çıkacak. Sen hissedeceksin bunu. Bu büyük bir sıkıntı. Bu özdeğer eksikliği, öz saygı eksikliği, temeli vardır bunun. Bunun travmatik olayları vardır. Bu psikologla çalışmak gerekir. Bu terapi konusu. Ayrı bir konu. Ama temeli vardır. Sebepleri vardır geçmişten gelen. Şimdi arkadaşlar bakın, tane tane anlatıyorum. Kapanışı yapmak çok önemli. Bir ilişki bittiği zaman çabaladın, olmadı. Bak çabaladın, uğraştın, olmadı. Tane tane söylüyorum. Denedin, olmadı. Bir daha görüşmek istedin. Karşındaki insan dedi ki istemiyorum, bitti ya, anlamıyor musun? İstemiyorum. Bitti yani. Sen burada kapanış yapacaksın. Diyeceksin ki ben bu ilişki için her şeyi yaptım. Bunu nasıl diyeceğiz hocam? Yazacaksınız kağıda. Kağıda yazın. İsterseniz 10 sayfa yazın. İçiniz dökün oraya. O insan karşındaymış gibi her şeyi dök. Konuş orada. Kağıda yaz. Yazmak çok önemli çünkü o titreşimi o kağıda bırak. O kötü enerjiyi o kağıda bırak. Yazmak bir terapidir, hep söylüyorum. Yaz onu, ona söyleyebileceğin her şey. İçimde kaldı ya, bir laf vardı. Bu nedir ya? Ya bir insana bir şey söyleyemeyip içinde kalması nedir? Ay içimde kaldı ya, gece uyuyamıyorum, o lafı edemedim. Bir insan bir cümleye takılır mı ya? Hayatta bu kadar olay oluyor. İnsanlar o kadar büyük acılar yaşıyorlar kendi hayatları içerisinde. Yani birisine bir cümle söyleyemedin diye gece uyuyamamak nedir ya? Bu neyin hırsı? Ne egoymuş? Bütün bu yaşadığımız olaylar hepimize şunu gösterdi değil mi? Ölüm çok yakın, anında yani böyle tık. Böyle bir şey, hayat uzun değil. Ve hayat böyle hırslar yapmak için, saplantılar yapmak için çok kısa. Çok kısa. Birilerine kafayı takmak için çok kısa. Ya işte ben bir ders vereceğim, ona işte 4 yıldır bekliyorum. Çok kısa hayat. Boş ver ders verme sen de, boş ver.
hayat, yeryüzü senin o verdiğin dersten etkilenmeyecek, emin ol. O insan da etkilenmeyecek. Zaten o insan seni bırakıp gitmiş. Demek ki laftan anlayan biri değil. Sevgiden anlayan biri değil. Sen ona bir laf etsen ne olur, etmesen ne olur? Anlamıyor zaten. Anlasaydı ilişki esnasında seni anlardı, senin değerini bilirdi. Bilmiyor. Senin ona edeceğin bir laf seni rahatlatacak. Ama ona hala aşık olduğunu gösterecek. Çünkü sen hala laf etmeye çalışıyorsun. Senin hala aklın, enerjin o insanda. O diyecek ki bak hala beni unutamamış diyecek. Hala o insanı tatmin edeceksin. Hala onu mutlu edeceksin. Hala o insan kendini çok güçlü biri, çok önemli biri zannedecek. Unutmanın kudretine inanın. Unutmak güzeldir. Üstünü çizmek güzeldir. Aman boşver ya, benim için o dosya kapandı, güzeldir. Kafaya takmamak güzeldir. Ya çok da dert değil canım. Aman istediğim gibi olmadı. O da işte Allah'ından bulsun demek. Allah'a havale etmek güzeldir. Ulvidir. Boşver, Allah'a havale et. Ceza sistemi orada süper. Gereken olur. Karmaya güven. Sana bir şey yaptıysa o da bulur. Merak etme. Ama kapanışı yap. Bir insan senin hayatından çıktığında kapanışı yap. De ki bitti. Biraz doluyum. Alayım kağıdımı. Yaz 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 yaz. Sabaha kadar yaz ya, sıkıntı değil. Sınav gibi, sınav kağıdı gibi yazabilirsin. Sonra bu kağıtları bir yere koy. Yaklaşık bir ay geçsin. 30 gün sonra al oku. Güleceksin. Diyeceksin çok kızmışım ya, artık o duyguda değilim. Çünkü duygular değişiyor. Daha sakin olacaksın. Zaman bir ilaçtır. Görüşmek üzere, sizi sevdiğimi unutmayın.